Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Geniye farmı yapacağız bugün. Şimdi ben size itemleri tanıtayım önce. Large Breaker aldım. Bir önceki videonun tek farkı bu. Yine 7 setim var. Dual Fov 3'üm var. Bildiğiniz gibi Beltop, STR, STR-Neck ve Dual Platinum Earring'im var. Şimdi başlangıçta 450k ile başlıyoruz. Şöyle Achieve'den de göstereyim. 10.333 mob kesmişim. Videonun sonunda bakalım ne kadar keseceğimize. Şimdi tam bir paket harcamayacağım. Şu an hemen geneyi başlatıp video kaydını da yani dur ses kaydını kapatıp direkt uyuyacağım arkadaşlar. Ne kadar kalırsam aşağı yukarı bir 7-8 saat belki uzatırım 10 saate çıkartırım. Bu arada geneyi hata verdi arkadaşlar. Evet şunu ayarlayalım. Evet. Başlayalım. Şimdi bir de 3-4 dakika var. Bu bir eski Genia'dan kalma. Onu artık saymayız yani. Çok önemli değil o. Bakalım ne kadar gelecek. Ben videoyu açık bırakıp uyuyacağım. Eğer yakalayabilirsem boost droplarını göstereceğim size. Videonun sonunda da bakalım ne kadar kastığımıza. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Drop it, climb, 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 drop it, climb
Evet, 10 saatlik Geniye Farm'ın sonuna geldim. Şöyle Achieve'de gösterecek olursam totalde 3500 mob, biraz daha fazlası kesmiş olduk. Başlangıçta 450k vardı üzerimde. Totalde 8.5M gibi bir nakit para kastım. 3 tane şelim, 6 tane buz kastık. Bir tane buz üzerimdeydi bildiğiniz gibi. Kar kısmına gelecek olursak gelir gideri zaten yazdım oraya arkadaşlar. Hani üstünden geçecek olursak paketini 21M'e almıştım Geniye'nin. Oradan 10.5M gibi bir zararımız var. 13 tane hamur kullandım. 5.2M yapıyor. Toplamda 15.7M'lik bir giderim var. Bakıldığında gelir kısmına gelecek olursak da 8.5M dediğim gibi nakitten 6 boost'tan da bir 13.2M geliyor. Yani genel olarak 10 saatte 6M nakit para, 4 tane MS, 3 tane de Shell karım var. Hani net kâra gelecek olursam bu şekilde. Yani hiçbir şekilde 8 saat boyunca, yani son 2 saati saymasak 8 saat boyunca bir kere bile ekrana bakmadan belli bir miktarda para kazanmak bile iyidir. Neden iyidir? Tabii ki de buna bir gelir olarak bel bağlayanlar için kötü bir durum. Fakat bunu her gün yaptığınızda en azından DC Premium paranızı ettiğiniz kârdan çıkartabilirsiniz. Böyle de düşünmek lazım. Yoksa öyle tabii ki bir slotu 24 saat geneye bırakıp kar beklemek çok da mantıklı değil zaten. Şimdi şelleri kırdıracağım. Daha sonra da MS'ye gireceğim. Drop alırsam gösteririm. MS sonunda da bir tekrardan kapanış konuşması yaparım. MS'lerden çıkacak droplar beni ilgilendirmiyor. Ben drop'u, slotun ne attığına bakarım diyorsanız. Bu noktaya kadar söylediğim kar durumundadır slot. MS droplarını da merak edenler için şimdi MS görüntülerine geçelim arkadaşlar. Eğer bir drop alırsam tabii, o da alamazsam direkt bir ek konuşma yapıp kapatırım. Video kaydını geç açmışım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi 3 tane geldi ilkinden. Quickness'tan. Şimdi de Intnek'ten bir 2 tane daha aldım. 5 tane spell. Yaklaşık 3-3.5M gibi para yapıyor. Bir tane de Dex Boost alabildim. 4 tane MS'nin içinden. 2 drop. 5 spell. Bir tane Dex Boost. 5 yani. Gayet iyi. 4-4.5M gibi para kasmış olduk MS'lerin içinden. Yani daha iyi olabilirdi ama en azından gelirimize gelir katmış oldum. Şimdi 6M gibi bir karım vardı. Bu 10M gibi bir kâra çıkmış oldu. Dediğim gibi hemen hemen tamamı AFK farm. Sadece son 2 saatte 45'er dakikadan 2-3 kere ekrana baktım. RPR'yi elle yapmak için. Onun içinde tohum attım vesaire, yapmama da gerek yoktu. Normal geni hamur değil de düz hamurda kullanabilirdim. Neyse,
Totalde dediğim gibi bir MS'lerin içinden kastığımız parayı da ekleyecek olursak 15'e yakın bir para kasmış oldum. Yani AFK farmı için çok da bir şey beklememek lazım zaten. Ama ne olur charımı güçlendiririm, level almaya devam ederim. O zaman saatlik getirisi daha fazla olan AFK slotlarına gideriz zaten hep beraber. Bu şekilde videolara devam etmemi isterseniz bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Slot hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Yine bir önceki videoda yaptığım gibi buraya kadar izleyenlerden birden 10'a kadar bir slot değerlendirmesi yapmasını istiyorum. Level'ımı göz ardı etmeden bu level'da bu itemlarla bu gelir sizce 10 üzerinden kaç puan hak ediyor? Dediğim gibi yorumlarda bekliyorum cevaplarınızı. Bu şekilde farmlamamı istediğiniz slot varsa belirtmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.